Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eka Hoca'nız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. TYT Soru Bankamızın X testinin dördüncüsü, temel kavramların dördüncü ile karşınızdayım. Bu testimizde yine sayı kümelerinden bahsedeceğiz. Bu testimizde temel seviye olacaktır arkadaşlar. Yarın tek çift sayıların temel seviyesine geçiyoruz. Yani sayı kümelerinin basit sorularını burada noktalayacağız. O yüzden direkt videomuza geçelim. İlk soru bize diyor ki, x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere x eşittir y çarpı y artı 3 olduğuna göre x artı y toplumu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bu sefer en az en çok diye sorulmuş. Şıklardan hangisi olabilir diye sormuş. Bakıyorum x ve y pozitif tam sayılar. Bir kere x sayısı y'ye bağlı doğrudur. E, yorum yapmaya buradan y'den başlamak daha mantıklı. Peki en küçük pozitif tam sayı olan y yerine 1 verdiğimizde acaba x karşılığında kaç çıkar? Bakalım y yerine 1 yazdım. x eşittir. 1 çarpı 1 artı 3 4. Yani ne oldu? 1 çarpı 4'ten x sayısı 4 çıktı. 1'e 4. Devam ediyorum. Y yerine 2 veriyorum. Bakın y yerine 2 verdiğimizde y yerine 2 yazdığımda bu sefer x sayısı 2 çarpı 2 artı 3 5 oldu. Bu da tamam. Yani bu sefer ben x sayısını 10 buldum. Şimdi top sonuç benden x artı y istiyor. Doğru mudur? Y1 x4 4 artı 1'den 5 şıklarda yok. 10 artı 2'den 12 şıklarda yok. O zaman değer vermeye devam ediyorum. Bir tane yöntem yakaladım bakın. X eşittir. 1, 2. O zaman 3 verdiğimde 4, 5 bir fazlası 6 çıkacak. O zaman 6 çarpı 3'den 18. Yani Y sayısı eğer 3 olduğunda X sayısı 6 çarpı 3'ten 18 oluyor. 18 artı 3. 21 şıklarda var mı? Yok. Yine geledim. Niye dedim? O zaman ben bu sefer y yerine 4 verdiğimde 4 çarpı demek ki diğer sayı yani 4 artı 3'ten burası 7 çıkıyor. 7 çarpı 4'ten burası yani ilk sayısı 28 oluyor. Soru benden x artı y istiyormuş. Ben x almışım. Sıkıntı yok. 28 artı 4'ten cevabımızı 32 olarak buluruz arkadaşlar. Şıkları değiştiririm. E şıkkını 32 koyalım ki sıkıntı yaşamayalım. Sadece ben buraya x'i evet, evet sadece ben buraya x almış bir şey olarak sıkıntı yok. E şıkkı 32 olarak cevabımızı bulabiliriz. İkinci soru bana diyor ki A ve B tam sayı olmak üzere. A sayısı eşittir 8B olduğuna göre A artı B toplamı aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir diyor. Bakalım A ve B birer tam sayı yani negatif de olabilir pozitif de. Şıklara baktığımda negatif bir şey yok. O zaman pozitiflerden ben değer vermeye başlayabilirim. A eşittir 8B demiş. E sıfır vermeme gerek yok. Tabii 0 da olabilir. 0 da bir tam sayı. O zaman en küçük B yerine 1 vermeye başlıyorum. Ben B yerine 1 verdiğimde benim A sayım bakın 8 çarpı 1'den 8 olarak bulundu. A artı B toplamı 9 oldu. Şıklarda yok. Geçtim. B yerine ben 2 tam sayısını verdiğimde 8 çarpı 2 16. A sayısı 16 oldu. 16 artı 2'den toplam 18 oldu. Var mı ışıklarda? Var. Zaten 19 olamayacağına göre kesinlikle ve kesinlikle cevabımız Diyarbakır'dır. İkinci sorumuzun cevabını D olarak buluruz. Üçüncü soru bana diyor ki ABC pozitif tam sayılar olmak üzere. A sayısı 5 B'ye, B sayısı 2 C'ye eşit. Olduğuna göre A artı B artı C toplamı en az kaçtır? Bakıyorum A B'ye bağlı, B C'ye bağlı. Demek ki ben en az yapmak istiyorsam C'yi en az yaparım. Buna bağlı en az B çıkar. Buna bağlı en az A çıkar. Ben C yerine verebileceğim en küçük pozitif tam sayı 1 olanı verdim. Demek ki C sayımız 1 olduğunda B sayımız 2 çarpı 1'den 2 oldu. Yani B sayısı 2 eşittir. Buradan da B yerine 2 yazdığımda A sayısı eşittir 5 çarpı 2'den 10 oldu. Bizden bu toplamın en az olmasını istiyordu. Üçünü topladığımızda 10, 12, bir daha 13 sonucunu elde ettim. Üçüncü sorumuzun cevabı da Adana olarak bulunur. Dördüncü soru bize diyor ki x, y, z dikkat doğal sayıları olmak üzere. x sayısı eşittir 15 artı y, z sayısı eşittir 22 eksi x. Olduğuna göre z en çok karşıdır. Bakıyorum soruyu okuyorum. Z'nin en çok olması için 22'den bir sayı çıkartmışım. Bu çıkarttığım x sayısının en az olması lazım. Yani kısaca minimum olması lazım. Bu x sayısının minimum olması için de buradaki y sayısının minimum olması lazım. x, y, z Doğal sayı. O zaman ben y'ye bakın. Nereden başladım? Nereye gittim? Y'ye verebileceğim minimum doğal sayı değeri olan 0'ı verdim. Otomatikman x eşittir. 15 artı 0'dan 15 oldu. X 15 buldum hocam. E z'yi de bulalım. Z eşittir 22 eksi x yerine 15 verdim. Buradan da z sayısı 7 oldu. Soru benden z'nin alabileceği en büyük değeri istiyordu. Yani 7 olarak bulunmuş oldu. Dördüncü sorumuzun cevabı C. Beşinci soru diyor ki x, y, z pozitif tam sayılar olmak üzere. x eksi 2y 7 eşit. y eksi 3z 6 eşit. Olduğuna göre x artı y artı z toplamı en az kaçtır? Bu birazcık daha karmaşık bir soru. Ama soru sonuçta x'in y'nin z'nin alabileceği minimum değeri bulmam lazım. Bakıyorum buraya. x eksi 2 y 7. y eksi 3 z 6. Bir yerden değer vermeye başlayacağım. Şimdi y hem yukarıda hem aşağıda. Peki o zaman ya x'e değer vermeye başlarım ya da buradaki kat sayısı en büyük olan z'ye. Kat sayısı en büyük olan z'ye ben verebileceğim en küçük pozitif tam sayı değerini vereyim. Bir bakayım. Ben z yerine başka türlü de denir. Sıkıntı yok. Z yerine 1 versem sıfır veremeyeceğim. Çünkü diğer tarafa attığımızda sayı büyütecek. Z yerine 1 versem. Bakın y eksi 3 eşittir 6. Buradan y eşittir 9. Z yerine 1 verdiğimizde y'si 9 oluyor. Güzel. Tamam. Y'yi 9 bulduk. Yukarıda y'yi kullanalım. x eşittir. Eksi 2 çarp x eşittir de x eksi 2 çarpı 9'dan. 18 eşittir 7. Diğer tarafa attım x eşittir 25. Buradan da x'i 25 bulur. Evet sayılar büyük çıktı ama en az bulur. 25, 9 artı 1 ondan toplamda 35 olur. Diyelim ki yani 5'in sorumuzun cevabını bizi Bursa bulur. Diyelim ki farklı bir yerden gidelim. Mesela yukarıdan gitmeye çalışalım. Y yerine 1 versem. Bakın. Diğer tarafa attım. X eşittir 9. E, y yerine burada 1 yazdığımda ben diğer tarafa attığımda hem tam sayı çıkmıyor hem de negatif çıkıyor. O yüzden X, Z, Y değer vermek mantıklı. Neden diye soranlar için bunu da bu şekilde cevaplayalım. Altıncı soru diyor ki x, y, z pozitif tam sayılar olmak üzere. x çarpı y 20, x çarpı z 36, y çarpı z 45 olduğuna göre z artı y eksi x farkı kaçtır? Yani kısaca bize x, y'yi, z'yi bulun diyor. Bulalım. Şöyle yapalım. İhtimalleri değerlendirerek gelelim. x, y, z. Şimdi x'ler burada ortak. Bakın. 20 var burada. 36 var burada. Hatta garanti olsun diye. Yani kesin çözümü tek sefer değil de. Her yani yanlıştan geldik diye düşünüyorum. X yerine ben 1'i versem. Bakın burada 1 yazdım. Y sayısı 20 olur. Y 20 olursa Z tam sayı çıkmaz. Gitti. Değiştiriyorum. 20'nin başka bir böleni. X yerine 2'yi verdim. O zaman Y sayısı 10 olur. E Y sayısı 10 ise yine Y ile 10 ile hangi tam sayı çarparsam 45 olur. Bulamam cevabı. Bu da gitti. 3 olmaz 4 olabilir. X yerine 4 tam sayısını versem Y sayısı 5 olur. Y 5 ise bakın burada 5 yazdım da 5 kere 9 45'ten Z sayısı 9. Bu oluyor. Yani diyeceksiniz ki başka ihtimal var mı? Değerlendirelim. X yerine 5'i verdim. Otomatikman Y 4 oldu. Buraya Y yerine 4 yazsam bakın sonuç çıkmıyor. Sağlamıyor. Peki hocam şu yaptığın işlem ortayı sağlıyor mu? Bakalım. X yerine 4 verdim. Z de Evet, Z sayısını hatta Z'yi buluyoruz. Evet Z'yi bulmuşuz zaten 9'u. Tamam bulmuşuz. Diğer türlü başka X 10 olur aşağıya sağlamaz. 20 olur aşağıya sağlamaz. Sağlayacak tek değer var. O da burası. Z artı Y. 9 artı 5. Eksi X yani 4. 14 eksi 4'ten de 10 sonucunu elde ettim. 6. soruyu bize Diyarbakır olarak bulduruyor. Yedinci soru diyor ki x, y, z birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere. Bu sefer birbirinden farklıyı kaçırmıyoruz sakın ha. Toplamları 10. y-z 4 olduğuna göre y'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bu sefer y'nin alabileceği değerler toplamını istiyor bizden. x, y, z birbirinden farklı pozitif tam sayılar. Yani y sayısı burada x'e, burada z'ye bağlı. x'e değer versem aşağı yorumlayamam ama burada z'ye değer verirsem x'i ve y'yi rahat rahat yorumlarım. O zaman Z'ye verebileceğim en küçük tam sayı değer olan 1'i verdim. Bakın verince ne oluyor? Z'ye 1 değerini verdim. Burası y 1 eşittir. 4 diğer tarafa attım. Y eşittir 5. Z'ye 1 verdim. Y'si 5 çıktı. Y'si 5 ise şurada yukarıda yerine yazdığımızda, yerine yazdığımızda 5 artı 5 10. Otomatikman x de 5 oldu. Fakat sayılar birbirinden farklı olacak. O zaman bunu alamıyorum. Y ve Z, Y ve X aynı çıktı. Eledim. Değiştiriyorum. Z yerine 2 tam sayısını verdim. Z yerine 2 verdim diğer tarafa attım. Y buradan 6 oldu. Yukarıda Y yerine 6 yazdığımda X 4 oldu. Hiçbir sıkıntı yok. Z'yi değiştirdim. 3 verdim. Z yerine 3 verdim diğer tarafa attım. Y buradan 7 oldu. Yukarıda Y yerine 7 yazdım. X'in 3 olması lazım. Ki Z ve X aynı geldi. Bunu da eledim. Devam ediyorum. Z yerine 4 verdim. Diğer tarafa attım. Y'si otomatikman 8 oldu. 8 artı 2'den de X'i de 2 oldu. Sağlar. Z yerine 5 verdim. 5 diğer tarafa attım. 9 oldu. Y sayısı. Yukarıda Y yerine 9 yazdım. X'i de 1 oldu. Bir değer daha versem. 4, 5'ti ya. 6 versem bu 10 olur. X 0 olur. Olmaz. Çünkü pozitif tam sayı olacak. Bizden y'nin alacağı değerlerin toplamını istiyor. 6, 8 ve 9 değerlerini aldı. 9, 8 daha 17, 6 daha 23. 7. sorumuzun cevabını bize kontrol edeyim sıkıntı yaşamayalım. 6, 8, 14, 9 daha 23. 7. sorumuzun cevabını bize Adana olarak buluruyor. 8. soru bana diyor ki x, y, z birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere. x artı y toplamı 16, x bölü y, z'ye eşit olduğuna göre y kaç farklı değer alabilir. Şimdi toplamları 16 olacak. Bölümleri tam sayı olacak. Hemen yorumluyorum. Bakın x artı y'ye sırayla değerler veriyorum. x'e ve y'ye. Sonucunda bir z sayısı çıkacak. Çok karmaşık yaptım. x, y, z diyelim. x, y, z. Toplamları 16 ise 16'ya 0 veremem. Birbirine farklı pozitif tam sayılar. Birbirine bölünecek. İlk ile başlıyorum. 15'e 1'i verdim. Sonuç ne olur? 15. Demek ki ben y yerine 1 veremem. Çünkü böldüğümde aynı sayı çıkıyor. birbirine farklı olacak. İlk şıkkımı eledim. Bakın toplamları 16. O zaman 14'e 2 verdiğimde bölerim 7 olur. Tam sayı çıkar. O zaman bu olur. 13'e toplamları 16 olacak şekilde 3 versem birbirine bölünmez. 12'ye 4 versem 12 bölü 4'ten 3 gelir. Farklı olur. Sıkıntı yok. Tam sayı olur. 11. Evet 11'e 5 olmayanları geçsek mi? Neyse hepsini vereyim. 12'ye 4 olur. 11'e toplam 16 olacak. 5 sonucu tam sayı çıkmaz. 10'a 6 tam sayı çıkmaz. 9'a 7 tam sayı çıkmaz. 8'e 8 böldüğümde 1. Fakat sayılar birbirine farklı olacağı için ikisi 8 olamaz bunu da eledim. Sadece ve sadece burası ve de burası olur. Y kaç farklı değer alabilir diyoruz. Bir buradan Y 2 oluyor. Bir de 4 oluyor. Demek ki 2 farklı değer alabiliyor. 8. sorumuzun cevabı burs olarak bulunur. Hızlı bir kontrol yapayım. 14'e 2. 12'ye 4. 12'ye 4. Evet. 12'ye 3. Tamam. Güzel. Hepsi sağlıyor. O zaman sorumuzun cevabı 2 farklı değer alabilir. Dokuzuncu soru bana diyor ki üstteki sorunun bir değişiği. Değişiklik şuradan gelecek. X, Y, Z birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere. X bölü Y artı 1 eşittir. Z, X artı Y. 10 olduğuna göre Y'nin alacağı değerlerin toplamı kaçtır? Yine X'e, Y'ye değer vereceğim. Buna 1 ekleyip Z tam sayısını elde edeceğim. Mantıken düşünüyorum. 10'a 0 veremem. 10 bölü 0 diye bir şey yok. O zaman ilk 9'a 1 verdiğinde. Bakın 9 bölü 1 9. 1 ekledim z sayısı 10. Üstteki soruda x bölü y z'ye eşitti. 9'a 1 veremiyordum çünkü sonuç 9 çıkıyordu. Aynı rakamlar oluyordu. 1 fazlası olduğu için ilkini aldım. Değiştiriyorum. 8'e 2 verdiğimde 8 bölü 2 4. Bir fazlası 5 olur. Devam ediyorum. 7'ye 3 tam sayı çıkmaz. 6'ya 4 tam sayı çıkmaz. 5'e 5 tam sayı çıkar. 1. 1 eklediğimde z sayısı 2 fakat 5 5 aynı olduğu için birbirinden farklı diyor. O yüzden bu da olmuyor. 4 6 zaten olmaz bir tam sayı çıkmaz. Durdum. Yani oluşabilecek 2 ihtimal var. Y'lerin toplamını istiyor. 1 artı 2'den Y'lerin toplamı 3 oluyor. 9. soruyu bize Adana olarak bulduruyor. 10. soru diyor ki X, Y, Z birbirinden farklı. Pozitif tam sayılar olmak üzere. X, Y'den küçük. Y sayısı 9'dan küçük y bölü x eşittir z olduğuna göre z kaç farklı değer alabilir? Güzel. y'ye ve x'e değer vereceğim. Sonucunda bir z çıkacak. Bu değeri şöyle vereceğim. x y'den küçük, y 9'dan küçük. Pozitif tam söylerse bunlar da birden büyük eşit diyeyim. Yani alabileceği en küçük değer x'in 1'dir. Şimdi değer vermeye başlıyorum. Bakın. Y'yi x'e bölerek gideceğim ya. 9'dan küçük olan en büyük z, en büyük y'yi aldım. 8. O zaman x yerine verebileceğim birden fazla ihtimal var. Bakın. 8 aldım. x yerine 1 versem sonuç 8 çıkar. Fakat x y'ze farklı olacağı için burayı alamıyorum. Değiştiriyorum. Y yerine 8. x y'den küçük olacak. O zaman buraya 2 versem 8/2 4 olur. Y yerine 8 bakın birden fazla ihtimal var bu sefer. X yerine 2 değil de 4 versem çünkü hala 8'den küçük sayı. 8/4 2 olur. Başka 8 verebilirim. 8'e 8 veremem. Çünkü hem birbirinden farklı hem de x, y'den küçük. O zaman y'yi 8 seçtiğim 2 ihtimal var. Bakın 2 ihtimal. Bitmedi. Bir tane daha küçülttüm. 7 verdim y yerine. Y yerine 7 versem x bölen olarak sadece 1 ve 7 verilebilir. 1 versem 7 çıkar. 7 versem 1 çıkar. Yani 7 versem 7 versem aynı rakam oluyor. Buradan bir şey gelmiyor. Güzel. 6 verdim. 3 versem 6 bölü 3'ten 2 çıkar. 6 verdim. 2 versem 6 bölü 2'den 3 çıkar. Sıkıntı yaratıyor mu hiçbir şey? Hiçbir sıkıntı yaratmıyor. 6 vermeye de değerleri buldum. 5 versem 7 gibi olur. Yani 5 verdim. 1 verdim. 5 çıkar. Aynı rakam. 5 verdim. 5 verdim. 1 çıkar. Bölümü aynı rakam. Buradan da bir şey gelmez. Devam ediyorum. Y yerine 4 versem. Bakın bölünebilen sayılardan gidiyorum. 1 zaten veremiyorum. Bunu gördüm. Çünkü 4'e 1 verdiğinde yine 4 çıkıyor. 6'da da veremiyorum 1'i. 2 versem 4 bölü 2'den 2 çıktı. Fakat bu iki rakam aynı çıktığı için x ve z. Bu da olmuyor. 4 zaten veremiyorum. 3 verdiğimde aynı 7'deki gibi ya 1 ya 3 vereceğim. Bunun karşılığında 3 veya 1 çıkacak aynı rakam. Olmuyor. Devam ediyorum hala. 2 versem y yerine 2'den küçük olan sadece 1 verebilirim. Sonuç 2 çıkar. Bu da olmuyor. Yani olabilecek sayılar. 1 ihtimaller diyorum. 2, 3 toplamda 4 ihtimalle oluyor. Bu da 10. sorumuzun cevabını bize Ceyhan olarak buldurur. Diğer tüm ihtimaller olmuyor arkadaşlar. Fark ettiyseniz sadece bölünen 8 bölünen 6 sayılarında oluyor. 2 de olmaz. 3 de olmaz. 4 de olmaz. Çünkü bölümümüz normalde 4 de olabilirdi. Ama ikisi aynı çıktığı için olmuyor. 5 de zaten olmuyor. 6'lar da oluyor. 7 de olmuyor. 8'ler de oluyor. 8'de de 1 olduğunda olmuyor. Zaten 6'da da 1 olduğunda olmuyor. Bunu da kaçırmayalım. Toplamda Z 4 farklı değer alır. 4, 2, 2, 3. Bir dakika. Bir dakika. Z'nin alacağı kaç farklı değer var diyor. Şimdi Z sayısı 4 aldı. Z sayısı 2 aldı. Z sayısı 2 aldı. 3 aldı. E o zaman 4 farklı değer olmuyor. Evet. Z sayısının alacağı 4 farklı değer olmuyor. 4, 2, 3 toplam 3 farklı değer oluyor. 10. soruyu burs olarak bulduruyor. Güzel bir şaşırtma var burada. Çünkü 2 tane 2 değeri çıkmış. Z kaç farklı değer alabilir diyor. 10. sorumuzun cevabı Bursa'dır. 11. soru bana diyor ki A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere. A çarpı B artı 4 eksi B çarpı A eksi 3 eşittir 82 olduğuna göre A'nın en büyük değeri kaçtır? Hemen içeri dağıtıyorum. Burası A çarpı B artı 4A. Hemen içeri dağıtıyorum. Eksi B A eksi B çarpı eksi 3'ten artı 3B eşittir 82. A çarpı B eksi B çarpı A gittiğinde Geriye 4a artı 3b eşittir 82 kaldı. Bizden a'nın en büyük değerini istiyor. b yerine verebileceğim minimum pozitif tam sayı değerini veriyorum. 1 ile başladım. 3 çarpı 1 3 diğer tarafa attım. 4a eşittir 82 eksi 3'ten 79 tam bölünmez. 1 olmuyor. b yerine en küçük 2 tam sayısını verdim. 4a 3 çarpı 2 6 Diğer tarafa attım. 82 eksi 6'dan 76 geldi. 80 olsa 20. A buradan 19 bulundu. A'nın alacağı en büyük değer en büyük değer zaten tam sayı olduğunu vermiş. 19 olarak bulunur. 11. sorumuzun cevabı Bursa'dır. 12. soru diyor ki x, y, z pozitif tam sayıdır olmak üzere. x bölü 9 eşittir. 20 bölü y artı 2 eşittir z. Olduğuna göre y'nin en büyük değeri için x artı y toplamı kaçtır? y'nin en büyük değeri alabilmesi için buradaki y artı 2'nin alabileceği en büyük tam sayı değerini alması lazım. Peki nasıl alır? Bakın sonuç bir tam sayı çıktığı için z tam sayı. Demek ki bu y artı 2 20'nin en büyük bölenini alacak. y artı 2. Buradaki y artı 2 sayısı 20'nin en büyük böleni olan 20 sayısını alır. Yani 20 bölü 20'den sonuç 1 çıkar tam sayı olarak. Ki y en büyük değerini alsın. Tamam. Y artı 2 20. O zaman y sayısı 18. Demek ki hocam y en büyük 18 olur. Daha büyük. Daha büyük. Bulamam. Bulan da aşağı yorumlara yazsın bakalım. Y yeni 18'i yazdığımda 20. 20 bölü 20'den 1 çıktı. Demek ki hocam z sayısı 1'miş. E, x bölü 9 da 1'e eşit olduğuna göre x sayısı da 9'muş. Hepsini pozitif olarak buldum. Soru benden x artı y artı z istiyor. Toplayalım. 18 1 daha 19 9 daha 28 olur. Bu da 12. sorumuzun cevabını bize edin olarak buldurur arkadaşlar. Bu testimizi de bu şekilde bitirelim. Günü günde takip eden arkadaşları aşağıda yorumlara bekliyorum. Şunu yapabilirsiniz. DS2 veya ikinci gün ikinci gün çek atabilirsiniz yanına. Bu şekilde her gün ben de güncel olarak devam eden arkadaşları merak ediyorum. Bakalım sonuna kadar gidebilecek misiniz arkadaşlar? Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. İyi çalışmalar diliyorum kendinize. Çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.